Tam istediğim kıvam buydu. It's good to be in something from the ground floor. I came too late for that. Did you have these feelings of loss more acutely? Mm-hmm. In the hour? He knows everything. You want some lunch? I got eggplant. Oh, that one. She tells me. Okay. Doctors will do. So my uncle and I went around to golf and had lunch. Şevval'le team olduk kanka, seni dışlayacağız. Her zaman kendimiz. Galata da mı sürelim? Kaşar mı koysak dedik? Yine kim çiğe içti? Nasıl böyle bir... Şurada çiğe koymuş ya. Ya susam yoktu. Koysun kızım, ne olacak? Çiğe 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 oldu. Ben çiğeyi sadece suyun içinde içmeye karşıyım artık. Onu bence yanıma alayım ben. Vuruyorsun ama top ilerlemiyor, sadece yükseliyor orada. Selam arkadaşlar, bu birazcık tatil videosu gibi oldu. O yüzden videonun sonuna böyle haftalık bir rapor eklemek istiyorum. Bu hafta başarabildiğim hedeflerim ve başaramadığım hedeflerim olarak. Geçen hafta attığım videoya gelen yorumlarla ilgili birkaç şeyi de cevaplayacağım. Videoda hedeflerimden çok açık bir şekilde bahsetmemişim. İlk olarak onu söyleyeyim. Şu an UI UX kursum var, onu tamamlamak. Daha çok resim çizmek ve resim konusunda da içerik çekmek. YouTube kanalıma her hafta düzenli olarak video atmak. Daha çok su içmek, hareket etmek, özellikle rahatsızlıklarım için skolyoz başlangıcı ve dizimle ilgili bir sorunum var benim. Özellikle bu ikisi için daha fazla spor, hareket vesaire yapmak. Namazlarıma daha fazla özen göstermek. Haftada bir gün ise dini olarak kendimi geliştirmek. Yani şöyle ayırdım ben. Günlük hedefler ve haftalık hedefler olarak ayırdım. Haftalık hedeflerim bu. Bir gün mesela perşembe akşamları Kur'an okurum ya da bir şey yaparım, o olur.
işte resimlerimi tamamlamak, bunların haftalık hedefler, video atmak, içerik üretmek. Günlük hedeflerim ise daha fazla bahsettiğim işte su içmektir, kursa çalışmaktır gibi şeyler. Şu an haftalık olarak bunlar hani Notion'da bir alışkanlık takibi kurdum. Oradan işaretliyorum. Ama uygulayabiliyor muyum? Hayır. Yani şu an zaten hepsini bir anda yapmak için kendime yüklenmiyorum. Mesela uyku düzeni oluşturmaya çalışıyorum ama geç yattıysam sabah erken kalkmayacağımı biliyorum. Hani mesela 11'de yattıysam sabah 7'de zaten sabah namazı kalkabiliyorum ama daha geç yattıysam daha erken kalkamayacağımı ben de biliyorum. Hani bu haftayı size şöyle anlatabilirim. Zaten evde olmadığım için resim malzemelerimi bir daha yazlığa taşımak istemedim. O yüzden resim çizmedim. Onun dışında oradayken hani arkada kardeşlerimle geç saate kadar film izlediğim için mesela erken kalkmadım. Sonra oranın havası bana çok iyi gelmedi ve cildim çok kötüleşti sivilce olarak. Ama yediklerime daha çok dikkat ettim diyebilirim. Su içmeyi birazcık yaptım diyebilirim. Öyle yani ama bu hafta bunu yapmadığım için kendimi zorbalamayacağım. Çünkü tatil gibi düşünüyorum. Bugün video çekmeye başlar mıyım bilmiyorum ama bugün odamı temizleyeceğim, kışlıklarımı çıkartacağım. Getirdiğim eşyaları kirliye atacağım, o tarz işlerim var. Yarın da psikoloğa gideceğim. Yani bu haftaki videom nereden başlar bilmiyorum. O yüzden haftaya görüşmek üzere. Son bir şeyden daha bahsedeceğim. Bir tane yorumda da Notion turu istenmişti ama Notion şu an çok düzenli değil. Notion'u biraz daha düzenleyip öyle çekeyim size. Yani bu haftanın planında çok daha hedeflerimi tamamladım söylenemez. Mesela sadece bir gün kursa çalıştım. Ya ama olsun ya. Haftaya tamamlamaya devam. Şimdi ben size ne kadar kötü bir sonuç yapmış olsam da söyledim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ne kadar çalıştınız, ne kadar çalışmadınız. Böyle arkadaşlar. Şimdi bu hafta daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü eve geldim ve rutinimi düzeltebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun kamera arkası da var. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Küçük kardeşim de. Bir sosyal anksiyete. Ondan korkuyor gerçekten. Hak edilmiş gibi arkadaşlar. Biz şeyde mi yaşıyoruz? Simulation. Allah Allah. Ayrıca ben nefes aldıkça bu hareket ediyor. Bunu yere koyayım ben en iyisi. Böyle de çekimini beğenmedim ya. Durun. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz uzaklaştılar bunlar ya. Susacağım tamam, özür dilerim herkesten. Sustum. Ulan Gamze inanmadık sana. Sınavın rolü yapmadım ama. Yapamazsın dedik. Geri yatarsın dedik. Sen açken stres olunca çok kötü oluyor Gamze. Sen içerim de sonuçta kötü. Evet Şevval, ben de konuşma şu an. Ulan Gamze hamur yoğurmazdın sen Şevval. Çok acıyor.